أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfum bulunan Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının ve yetiştirdiği talebelerin, üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar yaşamasına emeği geçenlerin, kafesinin, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amirukum bi arba'in. وَاَنْهَاكُمْ بِاَرْبَعِينَ Dört şeyi size emrediyorum. Dört şeyi de size yasaklıyorum. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emir ne demek arkadaş? Emir, makam, mansıp itibariyle yüksekte olanın, yaptırma gücü olanın aşağıdaki kendinden dun, aşağıda olan birisine bir şeyi şöyle yap, böyle çat demesidir. Peygamber bizim hepimizin üstünde yaptırma gücüne sahip bir mübarek insan. Emrediyor, yapacağız. Emre uymayanın, değil mi? Nedir cezası? Ziya Paşa ne diyor? Nush ile uslanmayanın hakkı kötektir diyor. Emre uymayanı cezalandırırlar. O demek yani bu. Peygamberin emrine uyacağız. Ne söylüyor? Dört şeyi emrediyorum. Dört şeyi size yasaklıyorum. Amirukum bil imani. İman etmeyi size emrediyorum. Amirukum, evet öyle söyledikten sonra bil imani billahi vahdehu. Allah'ın tek olduğuna, Allah'a inanmayı emrediyorum. Etedrune, biliyor musunuz? Mel imanu billahi. İman nedir biliyor musunuz? Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka hiç ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna gözüyle görüyormuş gibi inanmaktır. Duymak değil. Dikkat edin. Şehadet budur. Gözle görmektir. Hakim soruyor. Şahit misin? Evet. Gördün mü? Gördüm efendim. Görgü şahidi. Geçerli olan bu. Sen gördün mü? Duymadım. Görmedim efendim. Duydum. Gitti. Git. Dedikodu duymuş. Gelmiş şahidim diye. Şahit gören adamdır. Biz de gözümüzle görmüş gibi Allah var. Ve bir Muhammed Resulullah görüyor. Görmüş gibi inanıyoruz. Hiç şüphemiz yok. Diye inanacağız. Şehadet kelimesi anlamı bu. Bunu size emrediyorum. Ve ikamü salâ namazı dosdoğru ve devamlı kılmanızı emrediyorum. Ve ita'üz zeka, zekatı vermeyi emrediyorum. Ve sıyam-ı Ramazan, Ramazan orucunu yılda bir kere emrediyorum. Ve en tueddu lillahi humse me ganimtum. Asker oldunuz, harbi kazandınız, kafiri yendiniz. Kazandığınız malların beşte birini devlete verin. Devlete verin, emrediyorum. Ve enhaküm an dubba vel hantem vel nakil vel müzeffet.
Araplar çok içkiçermiş. Hazreti Ömer de çok içkiçermiş. Osman da içermiş. Sahabenin çoğu içermiş. Yasak değil. Daha sonra 5. kademede kesin olarak içtenibû, vazgeçin emri gelmiş. Çok içki içtikleri için evdeki bütün kırbaları boşaltmışlar. Medine sokakları sel olmuş, şarap akmış. O kadar çok içki içiyorlar. Yasak emri gelince böyle sokaklar su olmuş akmış. Bir tane adam gelmiş çölden, bu emri bilmiyor. İçkinin yasak olduğu emrini duymamış, çölden gelmiş. Medine'ye gelmiş. Yıllanmış kaç yıllık şarap bir testi getirmiş peygamberimize. Sahabenin yanında demiş, ya Resulallah, yıllar evvel kendi elimle hazırladım. Size layık efendim, afiyet olsun. Biz olsak ne yaparız? Bir tane vururuz adamı, dört yuvarlarız. Ama Muhammed Mustafa vurmaz ki. Halim selim insan. Gülerek demiş ki, evladım demiş, sen içkinin, şarabın haram olduğunu duymadın mı? Duymadım efendim demiş. İçki haram evladım. Peki demiş. Çok kıymetli ya, yıllanmış şarap. Peygamberin yanındaki adama usulca, çok değerlidir demiş, sana vereyim. Ucuz vereceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülerek, anlamış tabii, evladım demiş, içilmesini haram eden Allah satılmasını haram etti. Öyle mi demiş? Evet demiş. Al öylese demiş, dökülmüş testiyi, oraya boşaltmış. Böyle içkinin yasak olduğu emir gelince sahabe bu demek. Bakın çok önemli. Yıllardır alıştığı içkiyi, aynı şimdi Avrupa'ya gidiyorsunuz, su diyorsunuz, bira getiriyor. Evet, biz Buhara'ya, Semerkand'a gittik. Rusya yıkıldıktan sonra geziye gidiyor, su diyoruz. Herif rakıyı, vodkayı su yerine içiyor. Birayı su içiniyor. Su yok. Bize şey getiriyor, çay getiriyor. Maden suyu getiriyor. Su diyoruz biz, su. Yok diyor adam. Alışmamış suya. Araplar da böyle bu derece alışmışken, içtenibû, vazgeçin, feştenibûhû, vazgeçin emri gelir gelmez o adamın yaptığı gibi döküvermişler sokaklara. Böyle sahabe bu demek. Allah'ın emri geldi mi ne olursa olsun bir anda tamam demek, Allah'ı tercih etmek. Müslüman buna derler. Müslüman Allah'ın emrine teslim olmuş adamdır. Allah rüşvet vermeyin, almayın diyor. Sen de bir yere bina yaptıracaksın. Belediyenin imar kanuna göre orada 2 kat. İlle kafayı koymuşsun, 5 kat yapacaksın. Film çeviriyorsun. Gidiyorsun orada adamları zorluyorsun. Ondan sonra elhamdülillah Müslüman. Müslümansın ama bak Müslüman ne yaptı? Şarap içme deyince yıllardır alıştığı şeyi döküverdi. Sen de rüşvet vermeyeceksin. Sen de almayacaksın. Müslüman bu demek. Allah'ın iradesine teslim olan adam demek. Buna teslim olmayanlar var. Paraya teslim olanlar var. Evet. İnkar etmeyene biz gavur demeyiz ama böyle Müslüman var, böyle Müslüman var. Allah bizi ıslah etsin. Şimdi bunu, hadisi böylece açıklamaya çalışıyorum. Araplar çok içki içtiği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içki yapılan kapları da yasak ediyor. Mesela Anadolu'da biliyorsunuz, şimdi artık devir geçti ya, değişti ya, bizim çocukluğumuzda çamaşırlar, böyle çamaşır makinesi falan yok. Kül katarlar suyun içine, onunla sabunda yok kir giderirler. Evin bir köşesinde çamaşır yıkar anamız, bacımız, kardeşimiz. Böyle bir devirlerde kazandan su alır çamaşırın üstüne. Kabaklar vardır böyle, bir yuvarlak kısmı vardır, bir de sapı vardır şöyle. Su kabağı. Bunu yasa gidiyor Peygamberimiz. Su kabağı su almaya kullanılıyor. Neden? Damlatmıyor hiç. Halbuki bir desteğe su koysanız terler. Suyu dışarıya verir, soğutur suyu. Su kabağı terletmeyince, hava almayınca
Şırayı koydunuz mu hemen 2-3 günde şarap yapıyor onu. Bunu yasak ediyor Peygamberimiz. Veya su destisinin dışına zift ziftlemişsiniz. Hava ile ilişki kestiniz mi yine terlemez. İçine koyduğunuz hurma şırasını, üzüm şırasını hemen şarap eder. Böyle kapları da yasak ediyor. Hadis o demek. Böyle ziftlenmiş su kabağı gibi içki yapılan aletleri de yasaklıyorum. Harama giden yolu kökünden kazıyıp atıyor. İslam'da budur. Seddi zeriya derler buna. Kötülüğe giden yolu kapamak derler. Usul fıkıhta yeri vardır. Onun için mesela zina haramdır. Zina neyle başlar? Okşamayla, öpmeyle başlar. Elin karısını öpmek, okşamak da haramdır zinayı götürdüğü için. Evet. Seddi zeriya derler buna. Seddi zeriya. Hatta dinimizin hükümlerini söylüyorum ben. Bunu yapan kafirdir demiyorum. Haram olduğunu belirtiyorum. Yapıp yapmamak size ait. Sokakta giden elin güzel karısına bakmak, şehvetle bakmak haramdır. İş bakmayla başlar, sonra konuşur, sonra dokunur, el sıkışır derken ötekine doğru gidersin. Bunlar zinanın postacılarıdır. Bunlar seddi zeriya olaraktan yasaklanmıştır. Peygamberimiz de bu okuduğum hadiste bu içki kaplarını yasaklıyor. Ve diyor ki ihfazuhunne, iman edin, namazı kılın, devamlı güzel kılın, oruç tutun, zekat verin, ganimetin beşte birini devlete verin. Hocam hac nerede? O zaman hac farz olmamışmış bu hadisi söylediğinde. Onun için hac yok. İnşallah göreceğiz. Hem de ayın 14'ünde ayı gördüğümüz gibi hiç itiş kakış olmadan gayet rahat göreceğiz. Nasıl hocam? Git de gör be adam, ne bileyim ben. Gitmedim ki. Allah şekle sığmaz, zamana sığmaz, mekana sığmaz. Gördün mü ben? İnşallah göreceğiz hep beraber. İnşallah. Orada böyle toplanalım diyelim ki işte bak diyelim inşallah. Evet, şimdi demek istiyorum ki Allah'a nasıl iman edilir? Allah'ın sıfatları vardır. Nereden çıkardın? Kur'an'dan çıkardım. Allah'ın güzel isimleri vardır. Nereden çıkardın? Kur'an'dan çıkardım. Biz Allah'a, Allah'ın güzel isimlerinin anlamlarına göre inanırız. Sıfatlarına göre inanırız. Allah'ın sıfatları var. Sübutiye, zatiye sıfatları var. Mesela hayat, ilim, semi, besar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah diridir. İlim sahibidir. Semidir, her şeyi işitir. Basirdir, her şeyi görer, görür. Kudret sahibidir, kudret her şeyi yeter. Her şeyi irade eden, isteyen, yapan odur. Allah kelam sahibidir, konuşur kelamı. Kur'an-ı Kerim'dir. Tekvin, her şeyi yaradan Allah'tır. Ayrıca vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetin lilhvadis, kıyam bi nefsihi. Vücut, Allah vardır. Kıdem, evveli yoktur. Baka, sonu yoktur. Ezelidir, ebedidir, ezelidir. Evet, kıdem, baka, vahdaniyet, Allah tektir. Tektir, benzeri yoktur. Muhalefetün lil havadis, hiçbir şeye Allah benzemez. Leyse kemisli şeyun, hiçbir şey Allah'a benzemez. Şimdi önümüzde Noel günleri gelecek. Batılılar, televizyonlar evinizde var. Sizin de seyrediliyor artık dünyanın her şeyi. Hindusu da giriyor, Hristiyanı da, Yahudisi de, yamyamı da giriyor evin içine televizyon yoluyla. Orada koca kavuklu, sakallı, böyle cübbeli. Allah şekle sığmaz. Allah baba olmaz. Müslüman inancını söylüyorum. Bunu kapılıp da, o televizyonlara kapılıp da Allah baba kızar diyen çocuğuna ana var, Ayşe var, Fatma var. Asla caiz değil. Allah baba olmaz. Bir ana, bir baba oğluna, kızına, yavrusuna bunu söyleyemez. Allah baba diyemez. Allah baba olmaz. Evet, bu sıfatları Kur'an'dan çıkardık. Onun için söylüyoruz. Evet. Muhalefetün lil havadis, Allah olanlara benzemez. Kıyam bi nefsihi, ben
anamla babamın nikahlı olarak birleşmesinden doğmuşum. Sen de öyle. Allah hiçbir kimsenin birleşmesinden doğmadı. Anası babası yok. Varlığı zatındandır. Biz buna Allah diyoruz. Buna Allah diyoruz. Bak şimdi fazla gitmeyeyim. Şimdiki televizyonlardan hep söyleyecekler böyle, size duyacaksınız. Evet, Allah budur. Kimsenin oğlu kızı değildir. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Her zaman okuyorsunuz. Doğmadı, doğrulmadı. Varlığı zatındandır. Şimdi günümüzde de var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 13 yaşındaymış efendi. Şimdi herkes İmam-ı Azam'ı beğenmiyor profesörlerden. Ben de 3 dil bildim diyor. Bilgisayar çağındayız diyor. Bilgi çağındayız. Orta çağ adamı diyor. Bak şimdi 13 yaşında. Kocası Hammad bin Ebi Süleyman. O zaman da Allah yoktur. Her şey tesadüfi olmuştur filan diyenler var. Şimdi diyorlar ya, tabiat yarattı filan diye. Ulan tabiat dedin senin, dağ, dere, nehir, ağaç, bunların oluşumu, topuna tabiat denir. Ağaç kendini yaratır mı yahu? Su kendini yaratır mı yahu? Ama şimdi bu tabirler kullanıyorlar. Tabiat yarattı, tabiat yarattı filan. Tabiat düzeni kurdu. Düzeni kuran Allah'tır. Müslüman inancını söylüyorum tabii biz. Herkesin fikri kendine. Bir şey demiyoruz. Yalnız ben Müslümanları uyarıyorum. Tabiat yaratmaz. Tabiat yaratılmış şeylerin toplumuna denir. Evet, şimdi böyle Allah yoktur, tesadüfi olmuştur her şey diyen bir adam Rum diyarından, Dehri deniyor bunlara, Bağdat'a gelmiş. Bağdat'a şimdi Allah o mazlumlara yardım etsin. Öyle kan akıyor sokaklardan. Allah mazlumlara yardım etsin diyorum. Ortasından Dicle Fırat akıyor biliyorsunuz. Ben çok gittim. Mamurken, şimdi gidemiyoruz. Orada tehlikeli. Şimdi İmam-ı Azam orada okuyor. Oraya bir adam gelmiş. Yunan filozoflarından, Hint filozof, hepsi geliyor. O kadar ilim orada yüksek ki. Harun Reşit, Abbasiler döneminde dünyanın ilim merkezi. Herkes geliyor oraya. Her fikir var, tartışılıyor böyle. Gelmiş bir tane adam, işte her şey tesadüfidir diye, çok süper zeki bir filozof, bütün karşına çıkan hocaları mahcup etmiş halkın huzurunda. Rezil etmiş hepsini. Bir tane Hammad bin Ebi Süleyman kalmış, namlı hocalardan. Sabahleyin onu da çağıracaklar, o herifin karşısına dikecekler. Diktiklerini yiniyor adam. O gece Hammad bin Ebi Süleyman rüya görmüş. Rüyasında büyük bir ağaç, bir tane domuz peyda olmuş. Kocaman bir domuz. Hınzır diyoruz ya, biliyorsun dinde adı hınzırdır onu, bizde domuz. O domuz ağacın yapraklarını yemiş, dallarını yemiş, gövdesini yemiş, kökü kalmış ağacın. Rüyasında Hammad bin Ebi Süleyman'ın dehşet içinde uyanmış. Hammad bin Ebi Süleyman İmam-ı Azam'ın hocası. Derse gitmiş gene, hocasının suratı bin kat böyle. Kara kara düşünüyor. Hocam demiş, valide hanım mı öldü yoksa demiş. Niye bu? Neşen hiç yok. Oğlum demiş, İmam-ı Azam'ın adı Numan bin Sabit. Allah ona rahmet eylesin. Tüm imamlara, tüm geçmişlere. Evladım Numan demiş, anan, yengen falan, validen falan ölmedi. Böyle bir şey kaybetmiş falan değilim. Böyle böyle rüya gördüm. Hocam demiş, yahu. Bu rüya demiş, ne korkuyor sizi? Bu rüya şu, o demiş hani bütün alimleri yenen herif geldi ya, o domuz o demiş, o demiş ağaç dalları şeysi gövdesi öbür alimler. İlmin kökü sizsiniz demiş, bir siz kaldınız hocam demiş. Müsaade ederseniz o domuzu demiş ben demiş hallederim. Aman demiş, tamam sen git evladım, 13 yaşında, 13. Ama ne öyle korkuyor, çünkü her bütün namlı hocaları yenmiş. Son derece mantıklı konuşuyor, demagoji yapıyor adam. Zekası kıvrak. İmam-ı Azam Hazretleri tamam demiş, ben geliyorum hocam adına.
o adama gün tayin edilmiş, saat tayin edilmiş Bağdat'ın bir meydanında İmam-ı Azam Hazretleri geç gelmiş. Vadeye, randevuya geç gelmiş. Herkes böyle toplanmış, kürsü kurulmuş. Gavur, kibirli gavur gelmiş böyle, böyle. Bütün alimler yendi ya, kibirli, azametli böyle oturmuş. Bekliyor İmam-ı Azam'ı. Bakıyorlar gelmiyor, bakıyorlar gelmiyor, bakıyor gelmiyor. Bir eyyam sonra dağılacak neredeyse, elinde zembiliyle yavaş yavaş girmiş meydana. Ha geldi demişler, ha çabuk gel falan, adam dağılıyor gidiyor. Bakmış ya demiş, çok çocuksun ya demiş. Senle demiş ben muhatap olmam ki. Ama demiş ben seni rezil edeceğim, ona geldim demiş. Deyince kızmış, ne rezil etsen buyur demiş. Bir kere neye gelmedin? Efendim demiş, özür dilerim. Ben demiş, Bağdat'ın karşı semtindeyim, aradan nehir akıyor, evet. Nehri geçmek için kayık lazım oldu. Kayık geçmek için kayık lazım oldu. Onun için kayık içinde oradaki ağaçlar kendiliğinden kesildi. Dilme tahta yapıldı. Kendiliğinden çakıldı. Kayık oldu. Ben de kayığa bindim. Kendiliğinden buraya getirdi kayık. Ha demiş adam. Ulan ağaç kendi kendine kesilir mi? Kendi kendine çakılır gemi olur mu? Gemi kendi kendine kaptansız gider mi? Onu söyletmek istiyor zaten. Tonguya düşürmüş o yavur alimi. Demiş be adam, bir ağacın kendi kendine kesilmeyeceğini, dilme taht olmayacağını, kayık olmayacağını, kayığın kendi kendine yüzmeyeceğini aklın eriyor da demiş. Bu ayıyla, yıldızıyla, güneşiyle, bu kainatın demiş gecesi gündüzüyle hiç aksamadan nasıl kendi kendine olduğuna karar verebilir. Sen demiş onu bırak, onu bırak. Soruları var. Cevap veremeyince tabii. Sen demiş onu bırak. Peki demiş bırakayım. Cevap ver bana demiş. Cevap ver. Siz, evet, siz demiş Allah'ın başlangıcı sonu yoktur diyorsunuz. Öyle demiyor muyuz? Ezeli ebedi, başlangıcı sonu yoktur. Başlangıcı sonu olmayan demiş, hiç varlık olur mu demiş ya. Böyle saçma şey olur mu? İmam-ı Azam gayet rahat, 13 yaşında çocuk. Demiş ki siz sayı saymasını bilir misiniz efendi? Bilirim demiş. Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 yeter demiş. Yeter. Bir sayısından evvel demiş sayı var mı? Yok demiş. İyi demiş o zaman bir sayısını kendinden evvel sayı olmadığı halde kabul ediyorsun demiş. Allah'ın evveli olmayınca Allah'ı niye kabul etmiyorsun? Hani birin evveli yok diyorsun ama biri kabul ediyorsun. Ama Allah'ı niye kabul etmiyorsun? Sen demiş onu vazgeç canım. Baş, peki onu da vazgeçelim demiş. Ondan sonra İmam-ı Azam'a demiş ki Allah şimdi şu anda neyle uğraşıyor? Demiş ki efendi hep sen kürsüde durdun, hep ben aşağıda. Müsaade buyur demiş. Azıcık da ben çıkayım oraya. Ondan sonra sohbete devam edelim. Peki demiş, doğru söylüyorsun. Aşağı inmiş kafir. İmam-ı Azam çıkmış kürsüye. Allah şimdi senin gibi aşağılık kafiri aşağı indirdi. Benim gibi bir mümini yüceltti demiş. Adam rezil olmuş. Dediğine bin pişman. Demiş seninle de uğraşılmaz ya demiş. Pes doğrusu demiş. Orada rezil olmuş. Evet, bizim inandığımız Allah varlığı kendinden olan Allah'tır. Varlığı başkasından olan yaratıklara benzemez. Allah sınırlı da değildir, sayılmış da değildir. Allah yukarıda, aşağıda, başka cihetlerde değildir. Bunu özellikle söylüyorum. Unutmayayım diye not ettim buraya. Ben Paris'e gittim çok. Bir keresinde Sacré-Cœur'a gittim. Bu devlet cumhurbaşkanlarının törenlerinin yapıldığı en büyük kilisesi. Notre Dame'da, oraya da gittim de. Resmi kiliseleri Notre Dame, Sacré-Cœur. Gidenler görebilirler. Papaz duruyor, çabuk gel diyor. Çabuk gel, yukarılarda duran Allah kap diyor. Çabuk aşağı in diyor. Aşağıda zulüm çuvaldı diyor, mahvolduk. Akılsız herif. Allah yukarıda oturmuyor ki lan. Evet. Dikkat edin, bakın İslam'ın inancı muazzamdır. Dünya yuvarlak değil mi arkadaşlar?
Bizim yukarı dediğimiz aşağıda ters. Güney kutbunda olanlar bizim tersimiz duruyor. Onlara göre yukarısı neresi? Söyler misin bana? Evet, dünya yuvarlak böyle. Burada duranlar göre yukarısı burası, burada duran aşağısı. Evet. Allah mekandan münezzehtir. İslam'da böyle. Mantıki her şey. Öteki saçma. Evet, dünyanın yukarısında durana göre yukarısı orası ama aşağısında güney yarım küre durana göre aşağısı yukarı. Değil mi yani? Böyle değil mi? Evet. Mekandan münezzehtir. Yukarıda değil Allah. Bunları öylecekle söylüyorum. Bunu papaz öyle diyor. Çabuk gel diyor. Yukarıdasın diyor. Aşağı in gar diyor. Yukarıda değil Allah. Filmde seyrettiniz biliyorsunuz televizyonda. Şimdi benim Ermeni bir profesör arkadaşım vardı. Aynı fakültede ders okuttuk. Beraber gider gelirdik. Otobüste yan yana. Ben onu arabayla alırdım filan. İsmini söylemeyeceğim. Nerede oturuyorsun dedim. Falanca yerde dedi. Kaçıncı katta oturuyorsun dedim. 15. katta dedi. Eyvah dedim ya. Elektrik filan kesilirse yandın. Yok dedi ya. Cevat Bey dedi, sen dedi Müslüman adamsın, inançlı adamsın. Tanrı'ya yakın olmak istedim. Onun için 15. katı tuttum. Kafasız adam. Allah yukarıda değil ki. 15. katı onun için çıkmış. Elektrik kese 15. katı yürüyecek. Allah yukarıda değil ki. Allah her yerde. Evet, yukarılık kavramı da izafidir. Biz onun için mekandan münezzehtir. Allah her yerdedir. Her yerde hazır nazır deriz. Evet. Bir şeyin içine girmiş de değildir. Evet, şimdi bunları böylece bildikten sonra ne dedik biz? Allah'a inanın dedi peygamberimiz. Allah'ı sıfatlarıyla, isimleriyle bilmeyen adam Müslüman olmaz. Şimdi kendisine sorulduğu halde, bakın bunu kitaptan çıkardım, akaid kitaplarından size aktarıyorum. Bana kızmasın, kızmayın diye. Kızıyorlar çünkü sen çok daraltıyorsun diye. Ben daraltma memuru değilim. Elimden gelse Allah diyen herkesi cennete sokarım. Canım öyle istiyor. Cennet çok geniş. Herkese yer var. Ama hocalar şöyle söylüyor. Doğru söylüyorlar. Kendisine sorulduğu halde Allah'ı kendine layık sıfatlarla saydım ya sıfatları. Allah'ı kendine layık sıfatlarla bilmeyen kişi mümin değildir. Büyük Türk alimi Pezdevi, Usul-i Fıkıh kitabından aldım. Türk alimi Pezdevi. Evet, Ali Pezdevi. Sorulduğu halde Allah'ın sıfatlarını bilerekten, Allah görür, bilir, duyur, işidir, yer, zamanı sığmaz, mekanı sığmaz, şekle sığmaz. İlle semî basar saymasına gerek yok. Şu anlamlarla Allah'ı tarif edemeyen adam mümin değildir. Adı Ali de olsa, Veli de olsa diyor bir. İkincisi, İmam Muhammed, bizim imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit. Onun yetiştirdiği talebelerin en kıymetlisi Ebu Yusuf Muhammed'den Muhammed. Camiül Kebir adlı eserinde Müslüman ana babadan olma küçük bir kız çocuğu nikahlansa, küçük kız çocuğunu veliler nikahlayabilir. Kur'an'da ayet var. Nikahlayabilir. Böyle küçük çocuk ya, hani böyle damat kaçırılmaz diye babası anası daha küçücükken nikahlamışlar birisine. Biliyorsunuz nikah için Müslüman lazım. Müslüman olmak lazım ya. Bu küçük çocuğu nikahlasalar buluğ erdiğinde, yani hayız gördüğünde, o kız çocuğu kemale erdiğinde, buluğa erdiğinde Allah'ın sıfatlarını, manalarını anlatarak İslam'ı anlatamasa kocasından bain talakla ayrı olur diyor. Yani Allah vardır, birdir, evveli yoktur, ezelidir, ebedidir, hiçbir şeye benzemez. Diridir, her şeyi bilir, görür, işidir, her şeye kadirdir. Bunları bilmese, söyleyemese nikahı, yani çocukken nikah etmişler, nikahı bain talakla ayrılır diyor. Çünkü mümin olmaz diyor. Her ana baba, biz burada söylüyoruz, sorumluluğu atıyoruz. Ve ma aleyna illel belag.
bize söylemek, duyurmak gerekiyor. Müslümansan, Müslüman kalmak istiyorsan, çocuğun Müslüman olmasını istiyorsan Allah'ın sıfatlarını öğreteceksin. İsimlerini öğreteceksin. Her gün televizyonlarda Allah'ın sıfatlarını sayıyorlar Türkçesiyle beraber. İlahiler eşliğinde. Bunları yavrular öğretiyor. Bunun manası bu. Zaten manasını söylüyor. Bunları bilmeden mümin olunmaz. Ölü diyor hocası, aktardım size. Böyle mümin olunuyor. Peygamberimiz de bunu bize emrediyor. Aminu billahi vahdehu. Tek olan Allah'a inanınız. Allah bir, nasıl bir? İkinin yarısı bir değil. Hiçbir şey kendisine benzememe açısından birdir. Yoksa x'in ikiyi bir, böl ikiyi bire, yok o değil. İkinin yarısı bir değil. Hiçbir şey kendisine benzemeyen birdir. Benzeri yoktur demek. Hiçbir şey ya muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır demek. Yani İhlas Suresi. İhlas Suresi. Cenab-ı Hak bizi, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine uyup da gerçek anlamında iman etmiş, imanı kamil müminlerden eylesin. Allah bize hayırlı uzun ömür versin. Hayatımız boyunca hayırlı bol rızık, helalinden bol rızık versin. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışanlardan eylesin. Özü sözüne, işi fiiline, içi dışına uygun, dürüst Müslüman olmayı Allah bize nasip etsin. Akıbetimizi hayır eylesin. Cenab-ı Hak ilmimizi, irfanımızı artırsın diyorum. Bu hadisi şerifi, bu hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Hibban, Tayalisi, İbn Abbas dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim hayır eylesin. Amin.